Ne cüret diye aklınızdan geçirmeyin lütfen. Eğer sabırla ve dikkatle dinlerseniz size göreliliği oldukça basit bir şekilde anlatacağız. Ve belki biraz iddialı olacak ama siz de ilk kez göreliliği kabaca anlayacaksınız. Takriben 3 ya da 4 videodan oluşan bu yazı dizisinin sonunda Newton'un başlatıp Einstein'ın noktaladığı görelilik teorisini genel hatlarıyla anlamış olacaksınız. Başlayalım o halde. Bilimde bazı eşikler vardır. O eşiklere ulaşılmadan bazı sorunları anlamak ve çözmek imkansızdır. Ancak bir kez o eşik aşılıp sorunun ne olduğu anlaşıldıktan sonra problem ne kadar zor olursa olsun hiç önemli değildir. Çünkü artık çözüme ulaşılmış ve sorun anlaşılmıştır. Ateş yakmak, elbise dikmek, tekerleği bulmak. Aman canım, bunlarda ne var diyebilirsiniz. Ama lütfen bir anlığına gözlerinizi kapatın ve şunu düşünün. Ateş yok. Ateş denen şeyle hiç karşılaşmadınız. Ne olduğu ile ilgili hiçbir fikriniz bile yok. Sonra bir gün ormanda gezerken bir yıldırım düştü, bir ağaç alev aldı ve karşınızda ateş var. Peki bu ateşi bir daha nasıl yakarsınız? Çakmakla demeyin lütfen. Ne korkunç değil mi? Bu bilgiye sahip değilsiniz ve bu yüzden ateşi yakamıyorsunuz. Ama bir gün birisi geliyor, iki taşa vuruyor ve ateşi yakıyor. Evet, artık ateşin nasıl yakıldığı bilgisine sahibiz. Ne kadar da kolaymış. Bu analojiyi neden yaptık? Bugün ateş yakmak dünyanın en kolay işidir. Ateşin nasıl yakılabileceğine dair onlarca fikir bile sayabilirsiniz, öyle değil mi? Çünkü artık o eşik aşıldı. Bir eşiği aştıktan sonra arkanıza dönüp baktığınızda aslında çok da zor olmadığını düşünürsünüz. Sadece zamanınızı almıştır. İşte insanlık, Newton'a kadar dünyanın ve hatta evrenin işleyiş mekanizmasını her anlamıyla çözdüğünü zannediyordu. Geri kalanlar sadece teferruattan ibaretti. Ne de olsa Tanrı, dünyayı evrenin merkezine koymuştu ve her şey dünyanın etrafında dönüyordu. Evren statikti, Galileo da çatlağın tekiydi zaten. Sonra Newton isimli dahi bir münzevi elindeki elma ile ortaya çıktı. Yerçekimi denilen tuhaf gerçekliği açıkladı. Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketinin düzenini açıklayan matematiksel bir formül bile ortaya koydu. Ardından Philosophia Naturalis Principia Mathematica adlı çılgın eseriyle sahneleri ateşe verdi. Newton, yerçekimini bulmadı. Yerçekiminin ne olduğunu ilk kez mantıklı ve sistematik bir şekilde açıklayan ilk kişi oldu. Tabi bu açıklama dönemin cennet cehennem bakanlığı olan kiliseyi gerçekten rahatsız etmişti. Zira bu genç adam evrenin merkezinde dünyanın olmadığını ve hatta dünyanın sıradan bir gök cismi olduğunu matematiksel olarak ortaya koydu. Matematiğe kim karşı koyabilir ki? Peki Newton'a göre yerçekimi ne demekti? Newton kafasına düşen elma ile şunu idrak etmişti. Düşme dediğimiz eylem aslında bir cismin kendinden çok daha büyük bir cisme çekilme etkisiydi. Bu durumda şunu sorabilirsiniz. Neden 70 kiloluk bir insan bizim apartmana doğru değil de dünyaya doğru çekiliyor? Aslında cevap belli. Çünkü dünya öylesine büyük ki apartmanın çekim gücü dünyanın çekim gücünün yanında etkisiz kalıyor. Nasıl yani? Apartman bizi çekiyor mu? Evet, ama o konuya biraz daha var. Anlatacağım ve anlayacaksınız. Evet, Newton bir şekilde bu tuhaf mekanizmayı, yani büyük bir kütlenin küçük bir kütleyi çektiğini ve bu sebeple güneş sistemindeki gezegen ve cisimlerin sürekli güneşin etrafında döndüğünü, çünkü güneş sisteminde kütlesi en büyük cismin güneş olduğunu anlamıştı. Bu anlayış ve farkındalık artık insanlığın en önemli sorunlarından birini çözmüştü. Yani artık sorun yoktu. Eğer televizyonunuz ya da bilgisayarınız düzenli bir şekilde çalışıyorsa sizin için de bir sorun yoktur. Doğal olarak bir problem aramanın da anlamı yok çünkü cihazlarınız doğru bir şekilde çalışıyor. Ya da siz öyle zannediyorsunuzdur. Isaac Newton'un iki sorunu vardı. Bu iki mesele de onu gerçekten çok rahatsız ediyordu ve hayatının sonuna kadar da bu iki probleme bir çözüm bulamayacaktı. Zavallı Newton. İlk sorunu şuydu. Büyük kütleli cisimlerin daha küçük kütleli cisimleri kendine çektiğini biliyordu zaten. Ama bunun nasıl olduğunu bir türlü kavrayamıyordu. Kütle çekimi eylemine giren iki cisim arasındaki etkileşimin bağı neydi? Bu nasıl oluyordu? Sanki iki cisim arasında görünmez bir halat var ve bu yüzden Dünya ya da Jüpiter Güneş'in etrafında dönüyordu. Lakin ortada bir halat ya da bağ yok ve bu bağın mutlaka bir açıklaması olmalıydı. Gerçi birçok kişi bu sorunun cevabını önemsemiyordu zaten. Nasıl olsa dönüyordu işte. Ama Newton gibi bir dahi için böyle bir sorunun cevapsız kalması onun için gerçek bir ızdıraptı. Ama daha büyük bir sorun vardı. İkinci sorun ilkine göre daha büyük bir dert idi. Çünkü Newton'un yer çekimini açıklamak için kullandığı formülü tehdit eden türden bir sorundu bu.
Newton formülünü bilim camiasıyla paylaştığında gezegenlerin güneş çevresindeki eksenleri, hareket ve devinim süreleri çok iyi ve anlaşılır bir şekilde anlamlı hale gelmişti. Bu formül sayesinde herhangi bir gök cismi ne sürede güneşin etrafında dolanır, ne zaman güneşe en yakın konuma gelir, ne zaman güneşten en uzak konumda bulunur, bunların tamamı hesaplanabiliyordu. Ancak küçük ve sinir bozucu bir gezegen bir türlü formülün kurallarına uymuyordu. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi o sorunlu gezegenimiz Merkür. Merkür sürekli gecikiyordu. Devamlı derse geç kalan haylaz bir öğrenci gibi. Güneşin etrafında tamamlaması gereken hareketi sürekli olarak olması gerekenden daha geçti ve küçük bir sapma yaşanıyordu. Formül tamam, her şey tamam. Her gezegen bu kurala uyuyor ama Merkür bir türlü uymuyordu işte. Neden ya da nasıl olduğunu bir türlü anlayamıyordu Isaac Newton. Zaten kimse de anlayamıyordu. Anlayamayacaktı da. İşte tam o sırada akıllara şöyle bir çözüm yolu geldi ve bilim camiası birden çok heyecanlandı. Belki de Güneş sisteminde bugüne kadar tespit edilemeyen ve Merkür'e yakın bir bölgede başka bir gezegen daha vardı ve kayıp gezegenin kütlesi Merkür'ü etkilediği için Merkür'ün Güneş etrafındaki hareketinde gecikme ve sapmalar yaşanıyordu. Ama faydasız. Böyle bir gezegen çok aransa da bulunamadı. Çünkü yoktu. Bunun bir anlamı olabilirdi. Formülde eksik bir şeyler var. Merkür'ün gecikme payı çok fazla değildi aslında ama yine de bu durum Merkür'ün geciktiği ve formüle tam olarak uymadığı gerçeğini değiştirmiyordu. Ancak Newton formülleri geri kalan alanlarda ve sahalarda oldukça güzel ve başarılı bir şekilde çalışıyordu. Hatta kusursuzdu. Bu kadar başarılı bir formülden şüphe etmenin ve kurcalamanın bir anlamı var mıydı? Bu sebeple insanlık bu cehalet ile yaşamayı kabul etti ve aman canım Merkür de azıcık gecikiversin ne olmuş yani dedi. Sir Isaac Newton 31 Mart 1727 yılında Londra'da gözlerini dünyaya yumdu. İnsanlık Merkür'ün gecikmesine ve iki cisim arasındaki görünmez bağın ne olduğu sorularını umursamadı ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya öylece devam etti. Ölenle ölünmüyor ne de olsa. Cevapsız sorular anlamsızlaştı ve bir kenarda kala kaldı. Sonra bir gün elinde çakmakla ateş yakmayı bilen, İsviçre'de Bern Patent Ofisi'nde çalışan genç bir adam ortaya çıktı. İnsanlık tarihinin en garip, en bilinmedik sorularından birine cevap verdi. Birileri nihayet Merkür'e haddini bildirecek ve Newton'un hayır duasını alacaktı. Bu birisi elbette Albert Einstein idi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.